İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Yeni Güney Gazetesi. Mersin taşınıyor. Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak için İstanbul'da düzenlenecek olan Emit Fuarı'nda yerini alacak. Kilikya sergisine büyük ilgi. Mersin Deniz Müzesi resim sergi salonunda devam eden ressam Asuman Bozkurtoğlu'nun Kilikya öyküleri ve resim sergisine büyük ilgi var. Resim severlerin ve Kilikya yöresine ilgi duyanların ziyaret ettiği sergide 35 eser sergileniyor. Hafta sonuna kadar açık kalacak sergi bir haftalık uzatmaya gitmişti. Çukurova Gazetesi. Sağlıkta markalaşıyoruz. Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Doktor Memnune Çamsarı, sağlık sektöründe hizmeti veren ve yapımına başlanan hastanelerle Mersin'i kaliteli, güvenilir, ulaşılabilir, güler yüzlü sağlık hizmetiyle buluşturmak amacında olduklarını söyledi. İş cinayetleri kader ve fıtrat değil. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin hazırladığı rapora göre 2015'in Aralık ayında en az 137 işçi iş cinayetine kurban giderken 2015'in tamamındaki iş cinayeti sayısı da en az 1730 oldu. Mersin'de ise en az 37 kişi öldü. İş kazalarının tamamının önlenebilir kazaları olduğunu belirten raporda iş cinayetleri kaza, kader ve fıtrat değildir dendi. Mersin Gazetesi. Gezici sağlık tarama araçları hizmete girecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal bölgelerde hizmet vermek üzere 2 adet gezici sağlık tarama aracının yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacağı bildirildi. Kuş cenneti ölüm döşeğinde. Uluslararası koruma altında olan Silifke Göksu Deltası kuş cenneti can çekişiyor. Deltada yaşanan tahribatı Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı raporda deltadaki yaşanan tehlikeyi apaçık ortaya koyuyor. Mersin'de 340 kuş türünün barındığı Göksu Deltası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Haberci Gazetesi. Onları evlerinden kovamayız. Kristal İş Mersin Şube Başkanı Ahmet Ergev, işten atılan cam işçilerinin İstanbul'da kurdukları çadırın kaldırılması sonucu Mersin'de bulunan şube binasının işgali üzerine, şube binasının işten atılan cam işçilerinin evleri olduğunu belirterek, arkadaşlarımızı biz buradan ne kovabiliriz ne atabiliriz. Sonuçta 20 sene buraya aidat ödediler. Bu bina pek çok arkadaşımızın aidatıyla satın alındı. O yüzden burada kalmak istedikleri sürece kalırlar dedi. Sokakta kağıt toplayanlara ve bunları alanlara ceza. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı artan şikayetler üzerine harekete geçti. Zabıta ekipleri de denetimlerini artırsın. Mersin'in her yerinde görmeye alıştığımız çöp toplayıcıları için yeni bir dönem başlıyor. Daha önce hayata geçen yönetmelik artan şikayetler üzerine yeniden gündeme geldi ve sokakta atık kağıtları toplayan insanlardan kağıt alan geri dönüşüm şirketlerine 140 bin lira ceza verilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de geçen yıl bu toplayıcılara yönelik denetimlerini artırmış ve çok sayıda araca el koymuştu.